Sonra ben içimden gerçekten o cümleyi geçirdim. Keşke dedim yani bununla gel ne kadar dedim. Ona oğluna gelip isteseydim beni dedim. Sonrasında biz yine gülmek, konuşmak, muhabbet. Hani nerelisin, hangi köydensin, havalar nasıl, sular nasıl. Böyle birbirini tanımıyorsun ya çok fazla. Sonra dedi ki kayınvalidem, benim işte oğlum 2 sene sonra evlenecek dedi. Arkadaşıma geldim dedi. Biz ama hiç sormadık arkadaşın oğlu necidir, ne değildir. Bir müddet sonra kapı çalıyor. Kuzenim ortaokula gidiyor. Kuzenim geliyor. Salona alıyorum kuzenimi. Salona giriyor, hoş geldiniz diyor ve dışarı çıkıyor. Abla diyor, bir gelir misin diyor. Sanki dün gece gördüğü rüyayı anlatıyor değil mi? Ya ben bunu herkese anlatıyorum ya. Kapı çalınıyor. Sonra bir aksakallı bir dede. Bu da benim bana kuzenim. Diyor ki gel kızım gel. Sonra kuzenim geliyor. Ben gidiyorum kuzenim yanına. Abla sana bir şey söyleyeceğim dedi. Söyle dedim. Bunları dedi ben tanıyorum dedi. Dedim nereden tanıyorsun dedim. Dedi ki bunlar dedi geçen hafta dedi bizim ablama görücü geldiler dedi. Dedim ne diyorsun dedim. Arıyorlar yani o dönem. O dönem arıyorlar. Emin misin? Eminim dedi. Bilmem işte şu marka arabaları var işte. Çocuğun şurada şu dükkanı var falan. Evet dedim aynen dedikleri gibi. Ben girdim içeriye. Dedim ki siz dedim geçen hafta neredeydiniz dedim kız bakmaya. Dedi ki kayınvalidem dedi ki ben ilk kez buraya geldim dedi bir yere gitmedim dedi. Sen dedi nereye gittin dedi arkadaşına. Şey dedi Perkam'a çıktık köyümüzün adı. Perkam'a çıktık dedi ama dedi o kız hiç beğenmedik dedi. Aslında kuzenimi de yaşı küçük olduğu için oraya vermediler. Hiç bakma gereği bile duymadılar ama kadın dedi ki onu beğenmedik dedi. Dedim orada bir dur dedim. O beğenmediğin kız dedim benim amcamın kızı olur dedim. Sen ne diyorsun dedim. O beğenmediğimiz kız falan dedi. Ben dedim ki o beğenmediğiniz kız benim amcamın kızı olur dedim. Kayınvalidem dedi ki baltayı dedi taşa vurdum dedim. Ama kayınvalidem beni görünce çok ısınmış bana, çok sevmiş beni. Tam bu benim oğluma göre uzun boylu, güler yüzlü. Yüzü de güzel, becerikliye benziyor falan. Bu haberi duyunca çok sevmiş. Yok ben çok iyiymişim. Yok aşırı yetenekliymişim. Öyle. Helal olsun. Öyle gerçekten. Gördüm zaten finaldesiniz. Evet çok teşekkür ederim. Evet. Sonrasında kayınvaliden buradan hemen kendine pay çıkartıyor. Arkadaşını kışkırtacak, bir daha bu kapıya gelemeyecek. Biz konuşuyoruz, ediyoruz, onları gönderiyoruz evden. Kayınvalidem bunu bana sonrasında diyor. Kapıya çıkıyoruz diyor. Siz kapıyı kapattıktan sonra diyorum ana ki senin bir daha bu kapıya işin yok. Bu kızı sana vermezler. Yaptığın çok ayıp. Önce çık amcasının kızına sonra gel buraya. O da diyor ki ben ne bileyim diyor bunların akraba olduğunu dedi. Ben araştırmadım falan. Peki Şenay. Heh. Nasıl tanıştınız? İşte dayımın evinde tanıştık. Bu hengameleri geçtik. 2 kere daha kayınvalidemle görüştüm. Benim koca yok. Benim bey daha ortada yok. 2 kere daha görüşüp dediler ki buluşalım. Gelsin o da gelsin. Gelsin şimdi dayım oraya geliyor. O olmadan tanışamazsınız. Dayım oraya geliyor şimdi. Dediler ki artık bir adını koyalım. Bir çocukla kız birbirini baksın. Ben dedim ki hani kafeye falan gerek yok dedim. Evime de girmesine gerek yok dedim. Dayımın evine bakalım. Çünkü o evde evlenenler çok mutlu oluyor. Daha öncesinden biliyorum. Herkes dayımın evi böyle görücü evi gibi. Herkes oraya çöp çatan evi gibi. Orada evlenenler mutlu oluyor. Çöp çatan evi. Ben de dedim ki ben gerçekten bir gün birini bakarsam dayımın evinde bakacağım. Hakikaten de öyle oldu. Bunlar işte 4-5 kişi geldiler. Bu arada evlenmek isteyen genç kızlar ve genç beylere de dayının adresini rica ediyoruz. Seve seve. Sevgili misafirlerim seve seve. Sonrasında işte dediler ki bunlar bir odada böyle bir yalnız kalsınlar. Biraz şey hani tanışsınlar, birbirlerini tanışsınlar bakalım ne olacak. Neyse Tayfun'la beni koydular bir odaya. Karşılıklı oturuyoruz aynen bu mesafede. Oturuyoruz konuşuyoruz ne yapıyorsun, ne işin nedir, gücün nedir. İşte kaptanlık yapıyorum işte balıkçı teknesinde reisim falan ama benim hiç kavramım yok. Balıkçılık nedir, ne değildir. Dedim, balıkçılık, balık tutup satan kişi. Ama bilmiyorum eve gelmiyor mesela. Eve gelmiyor. Ayda bir geliyor. 2 akşam, 3 akşam. Ben bunu bilmiyorum mesela. Hani sülalemde de hiç bu işle uğraşan olmadığı için bilmiyorum. Yani diyorum iyi diyorum zaten sık sık görmem onu. Özleriz birbirini. Tamam diyorum. Ama şey ben hiç Tayfun'a ısınamadım. Tayfun da benimle konuşurken bir titreme girdi Tayfun'a. Tayfun titriyor. Gerçekten. Zangır zangır. Arkadan sorun. Sorun yalan mı diye. Doğru diyor doğru. Sordunuz mu? Peki Şenay. Buyurun.